Yayınıma hoş geldiniz. Putin'den Dugin intikamı mı? Ukrayna İçişleri Bakanı vuruldu. Böyle artık belirtiliyor. Çünkü vurulan bölgedeki görüntülere geçeceğiz. Çok ateş ve çok patlama var. Özellikle bir helikopter düşümünden bu kadar geniş alan etkilenmez. Putin soğuk şarabını sonunda yudumladı mı? Evet, İçişleri Bakanı. Özellikle Rusya intikam yemini etmişti. Putin intikam almayı sever. Sabotajları sever, suikastları sever. O intikam şarabını her suikastten sonra yudumlar. Soğuk şarabı yanındadır ve bu sonuçlanınca şarabın tadına bakar. Ama Putin bu, dedim ya, Dugin'in intikamını almadan etmedi. Muhtemel İçişleri Bakanı'na yapılan saldırı Putin'in işi. Putin'in önemli kararlarında, özellikle Orta Asya ve Orta Doğu ile ilgili kararlar alma sürecinde Dugin'in yoğun bir tabii ki bilgi alışverişi verdiği ve Putin'i yönlendirdiği çok açık. Rusya'nın daha şahin politika izlemesinde özellikle onun payı çok önemli. Ve böylelikle gerçekten önemli ve kuvvetli bir dönemin ayak seslerini duyan Rusya, büyük bir hayal kırıklığı yaşasa da hala dirençle saldırmaya devam ediyor. Dugin kızının evet vurulmasının şaşkınlığını böyle yaşamıştı. Başını tutmuştu aman tanrım diye. Evet kızını izletmişti Amerika ona. Tabii ki bu yapılan saldırının bir de cevabı olmalıydı. Yani ses getiren bir cevabı. Tabii ki bunun sonucunda Ukrayna yetkililerini suçladı. Ukrayna gizli servisini suçladı Rusya. Bu bir sır mı? Yapılan açıklamayı size söylüyorum. Ukrayna gizli servisini ve İçişleri Bakanlığı'nı suçladı. Rusya resmen isim vermişti. Şimdi gelelim Ukrayna'daki helikopter kazasına. Ukrayna'da helikopter düşüyor, İçişleri Bakanı dahil 16 kişi ölüyor. Ama o kadar geniş alanda bir yangın çıktı ki, o kadar geniş alanda bir etkinlik oluşturdu ki ve özellikle bir arıza olsa sivil yerleşim yerine daha uzak ve daha boşluk bir alan seçilir. Yani vurulan yerdeki çok yoğun ateş durumu ve ateş saçılımı, bunun yanında bir de özellikle burada çok kişinin ölmesi ve sivil alanın tabii ki hedef olması burada ayrı bir ayrıntı. Yani içeriden bir hain tarafından veya dışarıdan atılan bir füzeyle mi vuruldu? Bu çok yoğun bir ihtimal. Şu görüntüleri bir bakalım isterseniz. Çok yoğun bir ateş saçılımı var. Farklı bir atılan ateşli unsurla beraber vurulduğunu anımsatan çok yoğun ateş saçılımı. Düşünün, İçişleri Bakanısınız ve sizin helikopteriniz kendi vatandaşlarınızı da öldürüyor. Ve çok tabii ki çok kişinin yaralanacağı ve öldüreceği yer seçiliyor. Bu tabii ki bir rastlantı olamaz. Bu bir resmen Rusya saldırısı. Çünkü Ukrayna'da anaokulu yakınına düşüyor helikopteri. Bir taraftan da resmen Zelenski'ye tabii ki uyarı, tehdit. İçişleri Bakanlığı aldık. Bu suikastin ana faillerinden birini vurduk diyor Rusya. İntikam şarabını Putin içerken bir yandan da Zelenski'ye bu mesajı veriyor. Ama bir de Zelenski Putin yaşıyor mu ölüyor mu diye merak ediyorum dedikten sonra bu oldu. Yani ensendeyim diyor. Nefesim ensende diyor Putin Zelenski'ye. Ukrayna bu duruma kaza diyor. İçişleri Bakanlığı koruyamamak, İçişleri Bakanlığı bir şekilde savunamamanın tabii ki utancını yaşama dileğini dünyaya bildirme niyetinde değil. Bir yıkım yaşadılar. Bu yıkım onları moralini bozdu. Tabii ki bunun sonucunda da Ukrayna İçişleri Bakanı tabii ki ölmüş oldu ama bir taraftan da Kremlin ve diğer bölgelerde özellikle hazırlıklar ve savunma paktları kuruldu. Özellikle savaşın başlangıcında Ukrayna İçişleri Bakanı çok yoğun güvenlik tedbirlerinden bahsetmiş ve sabotajcıların affedilmeyeceğini ve hainlik yapanların büyük bir ceza alacağını belirtmişti. Rusya'ya karşı katı tutumuyla tabii ki bilinen birisiydi. Ama burada mesaj böyle. Şimdi suikastlar döneminin kapısı aralandı gibi. Putin'in konutunun yakınına hemen hava savunma sistemleri yerleştirildi yeni. Bu hava savunma sistemleri Putin'in konutunun yanına yerleştirilen hava savunma sistemleri. Özellikle bu görüntülerin alınması ve dünyaya servis edilmesi de Rusya'ya ayrı bir mesaj. Yani bu görüntüleri çekiyoruz, istediğimiz zaman seni vururuz demek.
Putin'e. Çok net bir mesaj. Bunları çekiyoruz ve istediğimiz zaman seni vururuz. Şu görüntülere bir bakın isterseniz. Rusya'nın Savunma Bakanlığı. Rusya süper gücüm diyen Rusya'nın Savunma Bakanlığı. Tabii ki burada ne yapıyor? Bir koruma kalkanı oluşturmaya çalışıyor. Bu koruma kalkanıyla tabii ki ne yapıyor? Yaptığı saldırıdan sonra Ukrayna'nın uzun menzilli balistik bir füzeyle onları vuracağını, vurabileceğini düşünüyor. Tabii ki büyük bir, onlar için büyük bir korkutucu durum. Onlar için büyük bir sıkıntı. Çünkü Ukrayna'nın daha önce yaptığı saldırılar var. Özellikle bu saldırılardan bazıları şu şekilde, özellikle şunu söyleyelim, bu saldırılardan bazıları çok etkili saldırılardı. Miyakov bölgesindeki Rusların kaldığı bir yer vurulmuş ve 500 ila 600 Rus askeri orada öldürülmüştü. Şu anda gördüğünüz gibi hava savunma sistemi, Pantsir sistemi koymuşlar. Evet, buraya da var. Pantsir sistemleri konuşlandırılmış vaziyette. Özellikle korkunun ecele faydası yok. Ne yapıyorlar? Önlem alıyorlar. Moskova'da korkunun adresi bu. Mutlaka çok kısa zaman içerisinde İçişleri Bakanı'nın intikamını almak için bir saldırı gerçekleşecek gibi gözüküyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin verdiği istihbarat çerçevesinde. Bu fotoğrafları kim çekti sizce? Rusya kendi hava savunma sistemlerinin fotoğraflarını verir mi? Düşünün, Rusya'daki askerler kendi hava savunma sistemlerini koydukları yerin fotoğraflarını verirler mi? Bu Rusya'ya resmen bir mesaj, bir meydan okuma. Ukrayna'ya koruma kalkanı güçlendiriliyor. Özellikle Hollanda, Almanya ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Patriot bataryaları yollaması ve daha da çok bataryanın Ukrayna'ya gelecek olması Ukrayna'nın özgüvenini artıracak. Özellikle Dnipro bölgesine yapılan saldırı. Şimdi bu yapılan saldırıdan sonra Suriye'deki Halep'ten, Suriye'deki katliamdan bir farkı kaldı mı? Özellikle orada yapılanlardan bir farkı kaldı mı? Hayır. Yapılan saldırılar, yapılan tabii ki hücumlardan hiçbir farkı kalmadı. Ve özellikle şunu belirteyim. Bu tarihten sonra da Rusya daha da hırçınlaşacak ama bunun karşısında Suriye değil, çok daha güçlü bir Ukrayna ordusunu bulacak. Özellikle Garasimov şu anda Ukrayna'nın oraya atadığı bir general. Yani Rusya'nın, pardon, Putin'in. Putin'e tavsiyemiz. Özellikle bir gözü kapalı silahla ateş edilmez. Bu bir fotoğraf pozu. İki, tekerle ateş yapılmaz. Tepe yapar. İsabet almaz. Yani burada bir poz var. Bir ateş etmeyi bile beceremeyen, bu durumu görmediğimiz bu şahıs neler yapabilir? Tabii ki yapamayacak. Yani başarılı olamayacak. Çünkü çok vodkayı kaçırıyor. Öyle böyle değil. Değerli izleyenler, özellikle Rusya'nın hava savunma sistemleri çok iyi bir sınav vermedi. HIMARS'leri pek durduramadılar. Ama şu anda uzun menzilli füzeler de geliyor. Rusya buna nasıl cevap verecek? Rusya kaybı arttıkça nasıl bir yol izleyecek? Nükleer karta başvuracak mı? Diğer yayınlarda bunlara değineceğim. Lütfen kanalıma abone olmayı, bu videoyu beğen atıp arkadaşlarınıza önermeyi unutmayın. Hoşçakalın.